CorelDRAW programımızdaki şekil değiştirme komutlarını tanıyalım. Öncelikle araç çubuğumuzdan bir adet dikdörtgen, sağ taraftan içine bir renk atıyorum ve dikdörtgenimin hemen üstüne bir adet de elips çiziyorum. Görmüş olduğunuz gibi objelerimi üst üste getirdim. Mevcut şeklimi çoğul seçim yaparak sağ tuş basılı tutup bırakıyorum ve bir kopyasını alıyorum. Aynı şekilde sağ tuşa basılı tutarak bir kopyasını daha ve sağ tuşa basılı tutarak bir kopyasını daha alıyorum. Ve obje üzerinde benim için en önemli olan işlemlere değinmeye başlıyorum. İlk işlemim weld işlemi arkadaşlar. Obje üzerinde yapacağımız bütün işlemler özellik çubuğundaki bu kareciklerle bize sunulur. Bakın ilk komutla başlayalım. Weld komutu. Tıkladığım zaman objelerimin ikisi de birbirine kaynamış bulunur. Ve bir bütün halinde objelerim kullanıma hazırdır. İkinci komutumun adı ise trim komutudur. Tıkladığım zaman objem üstte bulunan obje tarafından delinmiş bir vaziyette görülür. Üçüncü obje işlemim ise intersect. Bu işlem iki objenin kesiştiği noktadan yeni bir obje çıkartır. Sonuncu en sağda bulunan create boundary. Tıkladığım zaman objemin etrafına bir kontür çıkartılır.